duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaşan İlmi Eğitim Müdürümüz Sayın Atilla Gülsel'e teşekkür ediyoruz. Valimiz Sayın Eyüp Safi Kartal'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çok değerli İl Milli Eğitim Müdürü, değerli Teftiş Kurulu Başkanı, Şube Müdürleri, Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Sendika Temsilcileri ve değerli öğretmenler, hepiniz hoş geldiniz. Burada tabii çok önemli bir faaliyet için bir araya geldik. Din eğitiminde öğrenme teknikleri, yeni ne var acaba? Yeniye aç olmak, sürekli hani Kur'an-ı Kerim'in cehennemin açlığını anlatırken daha yok mu demesi gibi doldu. Bütün insanlara girdikten sonra, bütün bilgileri aldıktan sonra daha yok mu demek herhalde çok önemli. O yüzden biz bulunduğumuz pozisyonu çok ilerletmemiz lazım. Daha yok mu, neresine kadar gideceğiz? Milli Eğitim Müdürlüğü bir şeyden bahsetti. Görevimiz en iyi yaptık mı? Evet. Her gelecek yakındır. Güzel bir cümle. O müdür bey onu okudu da külli artık kaybedeyince benim aklıma Hazreti Ömer o fıkralara geldi. Bununla ilgili yüzlerce konu aklıma geldi. Bunlardan birisi Hazreti Ömer'e yaşlı bir kadının Ankara'yı bir zaman diyor Allah belanı verecek inşallah senin diyor. Şimdi Hazreti Ömer'e var. Hazreti Ömer gece gündüz dolaşan bir kız. Ve böyle bir kadını da kızını alıyor sonra. Dolayısıyla her gelecek yakındır. Ankara'yı bu zamandır. Allah belasını versin diyor ve onu akraba ediyor kendine. Üstünde su katmayı öneren bir kadının kızını alıyor. Dolayısıyla iyi örnekler çocukların öğrenmesi çok daha öğrenme tekniklerinde bana da sorarsınız, ne önemlidir derseniz, sizin anlattıklarınızı hiçbir kırmızı yaşıyorsunuz. Sizi iyi temsil etmiş. Nice eğitim hayatında dini ayrıca öğretmenleri gördüm. Şunu çok samimi söylüyorum. Yaşamayanlar birlikte hiç birisini dinlemek yok. Sigara içiyorsa kaire almadım. Başka yönleri varsa kaire almadım. Dersini çalıyorsa da dersinden zamanından çalıyorsa kale almadım. İsterseniz size bir temsil anlatayım. Temsil çok önemli öğrenme tekniklerinde. Orta birde bir din dersi öğretmenimiz geldi. Dersi 5 dakika önce giriyor, 5 dakika sonra çıkıyor. Sınıfın en aynısı öyle. Dedim ya hocam herkes 5 dakika erken çıkmaya çalışıyor. 5 dakika geç girmeye çalışıyorum. Siz niye böyle yapıyorsunuz? Yani Allah'a hesap vereceğiz. Bilim öğrenme kadın erkeğin her kez yaparız. Eğer şu sizin içinizde bir tane dünyanın en iyi gizli çıkmazsa siz hiçbiriniz Allah'a hesap veremezsiniz. Bu merzulunda bundan hiçbir inanan insan hesap veremez. Ben bir durdum ya. Ne diyor dedim ya. Bu farklı bir şey söylüyor. Bir anda çok önemli hale geldi. Fen dersleri çok önemli hale geldi. Dünyanın en iyi matematikçisi çocuğu Merzifon'dan çıkmazsa, sizin aranızdan çıkmazsa ülkede hiç kimse hesap veremez, sizler de hesap veremezsiniz dedi. Şimdi bu çok iyi bir temsildi. Geldiğinde bir eski doktor çantaları vardı. Böyle filmlerde görürsünüz kocaman. Bir çanta dolusu kitapla gelirdi. 30 tane öğrenciye tak 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 hepsine 5 dakika kitap dağıtmakla geçirdi. Yarın bu kitapları istiyorum çocuklarla. Okuyun. Ertesi gün bir çanta daha kitap. Öbürleri dağıtır, öbürleri toplar. Tekrar çantaya koyar. Öbür sınıflardır. Hepimiz kendimize soralım. Böyle öğretmenlik yaptık mı? Bizim o kuşaktan, onun tezgahından geçen öğrenciler hiç yok öğrenci olmadı. Hiç yok öğrenci olmadı. Bak altını çizerek söylüyorum. Hepsi de üniversite sınavında onun tez
yapmayın. Geçen tarih kendileri, öğrenciler hepsi çok iyi üniversiteler. De ki ne kadar etkisi var? Vallahi bana en çok etkileyen öğretmen olur. Edebiyat yapanlar çok ilmi, fıkıh bilgisi, Arapça bilgisi bilmem nesi olan hocalar değil. O yüzden din eğitimini öğrenme tekniklerinde temsil çok önemlidir. Bunun altı içine bunu kendi mesleğinden de istersen size öğretmenleri sizin kaynaklarınızı zaman zaman yurt dışına gönderdiler. Binlerce adam gitmiştir. Ben hiçbirisinin ailesi Müslüman olduğunu görmedim. Bir tane bir arkadaşım vardı, çok yakın bir arkadaşım. İşte kaymakamın kursuna da bunun evinde kaldı, aile geldi. Kül diye Müslüman olup geldi. Lan Mehmet dedi, ne anlattın sen bunlara? Ya Eyüp dedi, hiç şey anlatmadım dedi ben bunlara. Peki dedim, lan bunlar durduk yerde Müslüman oldu. Bir şey anlatmadan nasıl Müslüman olur bir insanlar? Ya vallahi dedi, Eyüp dedi, ben dedi, normal bir Müslüman olarak hayatımı yaşıyordum dedi. Ama kadın dedi, arada farkı görüyordu galiba dedi. Bir yemeğe gidiyordum mesela bir yerde. Onlar karı koca, iki tane de çocuk, benim aldığım maaşın 5 katı maaş alıyorlar. Yemeğe gidince ben hemen şap elimi cebime atıyordum, tak 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 yemek paralarını 1, 2, 3, 5. Kadınına dikkat ediyordu dedi. Ben ondan sonra baktım dedi, kadın kütüphaneden sürekli İslamiyet üzerine kitaplar almaya başladı dedi. 1 kitap, 2 kitap, 3 kitap, 5 kitap, 10 kitap. Anladım dedi yani. Kadın belli bir meyle doğru geldi. Ben çünkü okuduğu kitaplardan anlıyorum dedi. Ben de tavrımı hiç bozmadım. Ya 5 yemekse 5 yemek, 25 yemekse 25 yemek. Bedava olsun dedim dedi. Kadın bir gün geldi dedi bana. Biz ailece külliye Müslüman olmaya karar verdik dedi. Bu senin yaptıkların senin dininden kaynaklanıyor dedi. Bu sana bunu emreden dinin olduğunu biz çok eminiz dediler. Bu arkadaşımı size anlatayım. 3 lokma yediğinde 4. lokma yemiyor. Bir müminin tarifi vardır. Yüzüne baktığında Allah okunur diyor. Şimdi yüzüne baktığınızda Allah'ı hatırlıyorsanız o kadın samimi Müslümandır. Ben mesela bizim camide çok az adam da böyle yüzüne baktığında Allah hatırlanır dersen birinci sırada mesela bu adamı söylerim de. Demek ki temsil çok önemli. O öğretmen, din dersi öğretmenleri içerisinde belki 30 tane kıtay din dersi öğretmen. İçerisinde, yüzünde baktığında Allah okunur diyecek bir tane adam varsa, demin bahsettiğim o öğretmendir. Bütün egosunu sıfırlamış. Kibirini anlayış bir şey bırakmamış. Şimdi biz kaya gibi egolarımızla, Himalaya Dağı gibi egolarımızla bir şey yapmaya çalışıyoruz. İşte müdür bey bahsediyor, bir kişinin imanını kaybetmesi çok tehlikeli. Geçen mesela bir Facebook'ta bir hemşehrimiz baktım, çok zeki bir çocuk. Ateist olduğunu ilan etmiş. Dünyada en tehlikeli kitap diyor, Kur'an-ı Kerim diyor. Allah Allah dedim ya. Başladı Facebook'ta şeyler vermeye. İşte Kur'an-ı Kerim'den ayetler veriyor. Yabancılar da böyle. Ciddi anlamda hayranlıkla baktığı ayetler. Mesela Kur'an-ı Kerim'de borçlanmayla en uzun ayet. Ayetten bir metin koymuş, altına da bir katır, gülen katır resim koymuş. Şimdi böyle tüylerim diken diken oldu şimdi. Siz ne kadar anlattınız konularınızı. İslamiyet bilime uyuyor, İslamiyet şöyle böyle demekle yetmiyor bazen. Bazen öğretme tekniklerinde çocuğa şok edecek şeyleri de anlatmamız gerekiyor. Yani güldüğü de çok enteresan bir şey. Kur'an-ı Kerim'in belki bence en önemli mucize yönlerinden birisi. Borçlandığınızda diyor, bir erkek, iki erkek olsun diyor. Eğer iki erkek yoksa bir erkek, iki kadın olsun, diğeri kadını doğrulsun diyor. Şimdi, bu niye biliyor musunuz? Kadınların birbirlerini doğrulma oranları çok daha kuvvetlidir. İki kadın beraber fırıldak çeviremez. Yolsuzluk yapamaz. Hemen düzeltir öbür kadın onu. Ama iki erkek yanlış yolda gider. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bu insanların toplu olmalarını bir araya getirdiğinde Araplara şöyle der. Galetin Arabu. O Arapları dişi edasıyla hitap eder. Onları dişi olarak görür. Çünkü
erkekler topluluğu bir araya geldiğinde dişi özellikler göstermeye başlar. Kadınlar da bir araya geldiğinde erkeksi özellikler gösterir. Kur'an-ı Kerim'in esasında psikososyal noktada çok önemli. Belki böyle bir psikiyatrın böyle kafasını yiyeceği, ya bu ne kadar muhteşem bir şey diyebileceği noktalardan birisi. Ama buradan adam yoldan çıkıyor. Türkiye'de ilk 50'ye girmiş. Ha çocuğum derseniz bana göre Asperger özellikleri de var. Mesela öğretme tekniklerinde bunlara yönelik şeyler de bulmak lazım. Mesela Asperger çocuklarda ateizm oranı çok yüksek. Neden yüksek? Mesela ateizmin en yüksek olduğu yerlerden birisi İngiltere. Bizim gibi toplu yaşamayı sevmiyorlar. Toplu yaşamayı sevmeyen yerlerde insanlar ateizme daha çok kayıyorlar. Biz böyle köyleri bile terk ediyoruz. Daha kalabalık olalım, komşulu gidelim, gelelim. Efendim hep beraber olalım deyince bu da bir aile öğrenme tekniğidir. Dolayısıyla öğretmen çocuğun içerisinde bu tip karaktere sahip çocuklara ateizmden uzaklaştırabilmesi için onu Asperger noktasından tedavi etmesi gerekir. Bu da öğrenme tekniklerinde önemli konulardan birisidir. Din dersi öğretmenlerinin öğrencilerin içerisinde sosyal iletişimsizlik gösteren çocukları çok hızlı bir şekilde seçmeleri gerekir. Bu çocuklar bir günde 1000 sayfa kitap okuyabilir, 2000 sayfa kitap okuyabilir. Ama mesela yakın arkadaşı algılayamaz. Bunların beyinleri çok dar çalışır. Sayıları çok iyi algılar. 3-5 rakamlı sayıları kafadan çarpar, böler, çıkartır, her şeyi yapar. Ama sosyal konularda en yakın arkadaş, en uzak arkadaşı ayıramaz. Selam ver, herkes yakındır. Şimdi bu problemin eğitimi çözmesi lazım. Dolayısıyla bizim eğitim yöntem ve tekniklerinde buna çok dikkat etmemiz lazım. Biz temsille bunu yapmamız lazım. Çocukları sosyalleştirerek bunu yapmamız lazım. Bunu çocukların işte şu alanlardan uzak durun diyerek yapamayız. Mesela çocuklara Facebook'ta uzak durun diyerek bunu yapamayız. Tam tersi mesela bizim burada arkadaşlardan bilen var. Mesela Osman Gazi'de, Demirtaş'taki İmam Hatip Lisemiz'deki arkadaşlarımızın yaptığı güzel bir şey vardı. Ben de tavsiye ettim. Dedim ki, ya niye Kur'an videoları hazırlamıyorsunuz? Çocuklara hatta böyle en haylaz çocuklara verdiler görevi. En haylaz çocuklar işte Nas suresi, Felak suresi hazırlıyor, Facebook'ta yayınlıyor. Şimdi en haylaz çocuk bunu yayınlıyorsa yanında kötü bir şey yayınlama imkanı yoktur. Dolayısıyla siz Facebook'ta uzak dur diyerek bir yere varamazsınız. Facebook'ta onları takip ederek güzel şeyler paylaşmalarını sağlayarak bunu yapabilirsiniz. Benim ilkokul 2'ye giden çocuğum bile Facebook adresi var, hesabı var. Giriyor çocuk, oradan çıkmıyor. Şimdi sen diyorsun ki çocuğa oğlum girme, buralar kötü. Sen onunla burada bir şey paylaşıyor musun? Hadi çocuklar şöyle güzel bir şey paylaşalım diyor musunuz? Bunları eğitim tekniklerinin içerisine sokmamız lazım. Biz bunları sokmadığımız müddetçe bu kuşakları kaybederiz. Ne diyor Hazreti Ali? Çocuklarınızı kendi yetişecekleri çağa göre yetiştirin diyor. Sizin zamanınızda Facebook yoktu, Twitter yoktu. Bunları gözünüzü kapayıp biz bu çağın adamı değiliz diyemezsiniz. Siz onları bulundukları ve gelecekleri çağa göre yetiştirmekle mükellefsiniz. Dolayısıyla bizler her birerimiz kendimize düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundayız. Ya yani bunu okuduğunuz ayetlerde çok güzel ayetlerin içerisinde bunu çok çok güzel verir. Hazreti Peygamber'in de ifadelerinde vardır. Ey kızım, Allah'ın elinde rehin olan nefsini kurtarmaya var. Yoksa senin için bile bir şey yapamam der. O canı kızına bunu söyler. Dolayısıyla siz burada yapmazsanız sizi orada kurtaracak bir el bulamazsınız. İnsan yaptığıyla vardır. Yaptığı kadar vardır. Güzellikte olduğu kadar vardır. Ve siz ne kadar güzel niyetlerle yaklaşırsanız o kadar güzel karşılığını bulursunuz. Güzel söz kökü yerin dibinde, dalları göğe sert çekmiş ağaç gibidir. Her daim meyve verir. Güzel sözün en iyisini bulmak lazım. En güzel söz de kelamullah'tır. Onun içerisinde en güzellerini bulmak gerekir. Hepsi en güzeldir. En güzelleri en güzel takdim etmek gerekir. O insanın anlayacağı tarzda takdim etmek gerekir. İşte basit bir insan psikolojisini anlatan bir ayeti siz anlatmazsanız
başka bir yerde okudum da çocuk, vay bu mu Müslümanlık der. Ben hukukta biliyorum. Bir arkadaşım Cuma'ya geliyordu. İşte bu şahitlik meselesi çok basit bir meseledir. Bu Müslümanlıksa nedir, ben Müslüman değilim. Cuma'yı falan bıraktı çocuğu. Şimdi siz bu tip meseleleri gözünüzü kapar anlatmazsanız çocuklar ilk duyduğunda vay bize anlatılan Müslümanlık farklı bir şeymiş derler. Bunlar halbuki Kur'an'ın mucize yönleridir. Gidin mesela yalancı şahitlik noktalarına bakın. Ben bizzat bunları yaşadım, gördüm. Sürmene de gördüm, yalancı bir vakayı söyleyeyim size. Hepiniz şok olursunuz. Bir adamın kocası bir adam öldürüyor, yalancı şahitlikle kocasını kurtarıyorlar. Aynı adam bir gece kafası kızıyor, 6 tane çocuğu, bir de karısı, 7'sini birden vuruyor. Şimdi yalancı şahitliğin nereye götürdüğünü bir görün. Kocayı cezaevine çıkartıyor. Ama 7 çocuğa mal oluyor. Dolayısıyla şahitlik noktasını dini noktadan anlattığımızda arkadaşlarımızın bunun sosyal yönlerinde anlatması gerekir. Siz bunu anlatamazsanız yalan rica et. Yaptım gitti Allah, ne olacak ki? Öyle değil. O yalan şahitlik 7 kişiye birden mal olabiliyor. O yüzden bizim arkadaşlarımız çok ciddi bir sorumluluk içerisinde Peygamber Efendimizin Hazreti Fatıma'ya söylediği gibi canım kızım seni bile kurtaramam dediği bir noktada sizleri kurtaracak bir amel yapmanız gerekir. Hepiniz bilirsiniz. 3 arkadaş bir mağaraya düştüklerinde mağaranın açılma şansı olmadığından her biri bir şey diyorlar. Diyorlar ki herkes yaptığı bir ameli, iyi bir ameli, Allah için yaptığı bir şeyi söylesin. Her birisi Allah için yaptığı bir ameli söyledikçe kapının taşın 1/3 açılıyor. 1/3 açılıyor ve mağaradan çıkıyorlar. Demek ki sizi kurtaracak en önemli şeylerden birisi niyet amelleriniz, yaptıklarınızdır. Bir şey yapmıyorsanız bir şey bulma şansınız yoktur. Dolayısıyla derse 5 dakika önce girmek temsil açısından çok önemlidir. 5 dakika sonra çıkmak da temsil açısından önemlidir. Bir öğretmenin sigara içmemesi de temsil açısından, yöntem açısından çok önemlidir. Eğer gittiğiniz yöntem doğru değilse sonuçta da doğru bir yere varma şansınız olmayacaktır. Pişpirik oynayan bir öğretmenle öğrencinin ders olacak hiçbir şey yoktur. Pişpirik oynayan öğrenci de ona emsal almayacaktır. Dolayısıyla bizlerin bulunduğumuz pozisyonu iyi bir muhasebeyle ölçüp ona göre karar almakta çok fayda var. Ben bu programı düzenleyen arkadaşlara, başta Koç İlköğretim Okulu Müdürü ve Hekimine teşekkür ediyorum. Buraya kadar şeref veren bütün arkadaşlarımıza selam ve saygılarımı sunuyorum.